Turkish Player Krallığı. Artık gördüğünüz üzere çok ama çok yakın. Anadolu topraklarına neredeyse bir adım uzaktayız. Anadolu'nun kapıları. Selçuklular şurayı almış. Muzafferilerin içinden geçemeyiz amına koyayım. Dünyayla şey olmuş herifler. Mervanilerde bir numara yok. Mervanilerin içinden geçebilirim. Ama öncelikle Persliğin şu bölgeleri claimlemem gerekiyor. Suni halifeliğine dalabiliyor muyum? Yani bence bir start verelim. Bir start verelim abi. Bir paramız, borcumuz bir bitsin ya. Abicim benim sancağıma mancağıma ne oldu ya? Neyse dur bakalım. Üf adama bak. Sen nasıl bir delikanlısın ya? Sana ünvan mı versem acaba? Ünvan da yok ki. Kendime ünvanım yok anasını satayım. Kendime ünvanım olsa kendimi alacağım zaten. Aha 25 altın severim ver. Güzel. Fars ve Öğüs kültürleri bir araya gelerek Türk Pers Melez kültürünü oluşturdu. Bu beni çok ilgilendirmiyor kardeş. Şimdi ben bunlara dalsam. Krallık yapamıyoruz. Haşmetli değiliz çünkü değil mi? Düştü. Şeylerimiz düştü. Bu savaşın giderlerini karşılayamayacağınızdan dolayı şu etkilere sahip olacak. Prestijimiz yok abi. Ondan dalamıyoruz. Bak kardeş ben Kerbela'yı istiyorum. Yo buraya dalabiliyorum lan. 960 980 kişi bunlar. Bir şey yokmuş. Neyse dur bakayım birazcık kendimize gelelim. Bir tık kendimize gelelim sevgili dostlar. Çok büyük savaşlardan çıktık. Sultan Yaygan'a hamile kalmış. Yaygan'a. Anne benim kaynana. Güzel. Fidye alalım abicim. Alalım abicim. Temiz. Bak bu paralar bizim için importante. Ya benim şeye ihtiyacım var abi. Yemek yemeyi bıraksam mı acaba? Niye bırakıyorsam yemek yemeyi. Biraz daha para bulup biraz daha bir tık daha para bulup abi yürümemiz lazım. Kalıtsal yönetim hayranlığını keşfetti. Güzel. Kalıtsal yönetim hayranlığı. Kültürel hayranlık. Güzel. Kültür önderi ben olduğum için artık buradan buluşları ben açabiliyorum buluşları. Şimdi buradan mesela neyi açalım babacığım? Hane askerlerini açalım bak bize asker sağlayacak. Hem de hemen açılıyor 6 yıl sonra açılıyor. Şu dış surları açmak istiyorum ama bunu seçsem kaç yıl oluyor? 32 yıl anasından mı ya? Şunu bir seçelim. Nişanlılar evlenebilirmiş. Hadi kabul ettim. Eyvallah. Şu an şeyde ne durumdayız babacığım? Sarayımız falan bizim ne durumda kardeşim? Sarayımızdaki vekil harcımız bok gibi. Aha, 16 vekil harç gel. Çok güzel. Uzun dilciğim 5 ay olmuş kardeşim benim. Lan Twitch cünüp müsün niye haber vermiyorsun? Eyvallah kardeşim benim hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Sesi bir çıt kısabilir misin oyunun? Kısarım kardeşim ne demek ya? Siz isteyin amına bile korum. Kıstım. Hanım ne yapıyor hanım? Hanım mülk yönetiminde. Ulan hanım da çok kötüymüş ya. Senin niye şeylerin yok özelliklerin? Biz bunlarla ittifak olsun diye mi evlendik ya? Ben kendime bir tane ittifak şey özelliği... Oha. Ulan bu karıyı almadık mı ya? Bu karıyı almadık mı ya? Aldık gibi ya bunu. Ya aslında bak şunu alalım. Hem de Kıpçak hem de Eşari. Bu bize yardımcı olsun ya. Sen bir gel buraya. Şansölye var mı iyi şansölye? İyi şansölye de yok anasını satan. Tunga iyi. Şeyimiz iyi tamam. İyi de bir hanım gelirse babacığım. Hanım işini de oradan çözeceğiz. En azından şeyimiz artacak. Aha tamam evlendik. Şimdi bu benim ikinci eşim mi ya? Ben bunu birinci eşim nasıl yapacağım? Birinci eşim yap. Yaptım abi. Ben senin birinci eşim yapmadım mı ya?
Sen değilsin benim birinci eşim ya. Benim birinci eşim bu ablacım ya. Şöyle biraz daha geçsin. Ben niye zarar ediyorum abi? Şu anda gerçekten hiçbir şekilde anlamamış durumdayım. Ha, tamam. Güzel. 7 tane de yer alabiliyoruz baba. O zaman Kerbela'nın istilasıyla başlıyoruz. Mükremin'le mi evlendim? Ne Mükremin oğlum? Güzel karı aldık işte. Harem kurmaya başlamak bizim işimiz ya. Eyvallah uzun dilciğim. Teşekkür ediyorum. Şimdi kardeşim burayı bana bir sal. Şimdi burayı bana bir salın. Ben öyle Kerbela merbela bilmem. Ben istediğim toprağı alacağım. Herkes buraya bir gelsin bakalım. Alaaddin diye oğlum oldu Alaaddin. Müzik bana çok çarptı ya. Bir dakika ya. Bana ne kadar çok geliyor bu müzik ya. Sağır oldum amına koyayım. Size nasıl geliyor? Az mı geliyor? Size de biraz gelsin. Bana geliyor, size de gelsin. Hala eşarıyız de. Yani o işi nasıl yapacağız bilmiyorum. Şu savaşları bir tık kazanalım. Şu emmiye bir çakalım. Oğlum bu yeni aldığımız karı değil, değil mi? Bana ne ya, boşa gitsin abicim, bu karıyla evlenir mi? Bak benim toprağımı işgal etmeye çalışıyor köpek. Aa, neyse artık. Biraz daha prestij kaybettik yine. Lanet olsun ki. Kaçamazsın. Yakaladım seni. Yat aşağı Halife. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hemen başkenti. Hemen başkenti. Hatta şurada bir bölsek mi sizi ya? Sizi bir bölelim babacığım. Siz de Kerbela'yı. Devam ki. Biriniz başkenti, biriniz Kerbela'yı. Çok güzel. Çok güzel. Buradan bir yürüyelim ya. Yeter ya. Bu nedir kardeşim ya? Borç istemiyorum. Borç istemiyorum. Borca gerek yok. Kerbela'yı alınca Kerbela'da para vardır. Ganimet 23. Güzel. Başkentin ganimeti ne babacım? Başkentin ganimetini bir görebilir miyim acaba? Size zahmet. 28'de bu. Güzel. Sultan Yaygan'a habire amire kalıyor. Allah günah yararı yargılayacak. Oğlum ve varisin prens tarafından o deliller. Ulan oğlum. Tamam. Tugor tarafından değil. Anam oğlumun piç bebesi oldu la. Neyse olur böyle şeyler. Orta çağdayız, olur böyle şeyler. Güzel. Prestijimiz akıyor. Burayı aldık. Güzel. Birkaç tane de savaş kazanalım babacığım. Şunları vura vura indirin babacığım. Çok güzel. Vura vura indir canım. Çok güzel. Çok güzel. Abi niye sinir krizi geçirip duruyorum ben ya? Yaralı özelliği de almak istemiyorum ya. Tamam buradan gideceğiz abi. Streste başa çıkamıyoruz diyor da gideceğiz ya. Bir sıra denecek cadılık. Cadı mı olsak lan? Bu karakter cadıyla ilgileniyor. 25 stresli alsak. Alalım abi, ne yapalım ya. Stresleri çözeriz. Güzel. Kerbela'yı da cepledik mi? Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Kerbela da geldi mi? Prestijli artıya çıktı mı? Çok güzel baba. Ah. Kerbela niye gelmedi lan bana? Allah Allah. Nereye aldık lan biz? Biz yanlış yere savaş açtık o. Vay arkadaş, yanlış yere savaş açtık ya. Sevgili karım, çalışma odama surat asarken bulduğumda beni şaşırmadım desem yalan olur.
Canı bir şeylere sıkılmış belli. Ama ne olduğunu ağzından cımbızla almak zorunda kaldım. Hayatım, seni böyle şeylerle rahatsız etmek beni çok üzüyor. Ayla bana laf aldırmayacak sözler etti. Ayla ne durumda? Size acemi ekiz. Siktir git. Olayın detaylarına bakalım be. Tamam, aileye gönderdik. Bir tık yetenek aldık. Pozlar karşılığında ödeme. Mülk odağına mı gitsem acaba? Vazife odağı. Neyse, şuradan bir gidelim abi. Şuradan bir gidelim. Birazcık acaba stresimizi falan mı yok etsek ya? Bence ilaç odağına birazcık odaklanabiliriz gibi. Stresimizi falan inceden bir yok edelim babacığım. Böyle olmayacak bu iş. Alırım 25 altın. Güzel. Devam keke. Devam keke. Çok güzel. Gayet iyi durumdayız. Gayet iyi durumdayız. Hiçbir problemimiz yok. Şöyle bir de bakalım. Kültür yayma muhabbetinde ne durumdayız? Vay Bars, oğlum oldu. Taklite kültürümü yayın baba. Çok güzel. Kontrolde ne durumdayız? Samara'da kontrolü basın abicim. Çok güzel babacığım, çok güzel. Halifeliği yok edeceğiz ya. Paramızda bir artıya çıksın artık lütfen. Bir de Kraliyet Sarayımızda bir olay olmuş. İğrenç bir koku. Hükümdarım, bir dakikanızı alabilir miyim? Baycan Kalesi'nde bir sıkıntımız var. Odadan birilerinde toplantıdaydık ve iğrenç bir koku odayı ele geçirdi. Abi toktamış, bu işi çözebilir mi acaba ya? 80 altın verelim abi, yapacak hiçbir şey yok. Bok kokacağımıza, sarayımızın görkemine laf ettireceğimize olmaz. Bir de sarayı toplayalım bakalım neler gelecek. Vallahi benim hatunlara hep sıkıntı çıkarıyorlar Erosoncuğum, ne olacak bilmiyorum. Ahalini gönderin. Sultan Tuğrul, sınırsız cömertliğinizle, dillere destan kahramanlıklarınızla, adalete ve hakka olan hassasiyetinizle bilinirsiniz. Ben Deniz Suzan. Suzan? Buraya tıpkı sizler dair anlatılan hikayelerdeki gibi başka bir adaletsizliği gidermeniz için geldim. Karşınızda saygıyla eğildikten sonra daha önce provasını yaptığım aşikar olan konuşmama devam etti. Şu anda Yamama tahtında Emir Hüsam Yamama oturuyor. Gerçek ve haklı hükümdarı benim. Oğlum Yamama neresi la? Zubaydı. Yani kardeşim bu beni bağlamaz ya. Misafirliğimin tadına çıkarın. Şehrazat Altar, efendimizin sarayısında ailesi kaybolduğundan beri bu kıza bakacak kimsem yok. Şehrazat nasıl bir kız peki? Meraklı, ihtiyatlı ve sadist bir karı. Yazık olmuş ama benim sorunum değil. Yerim yok ama ona bir yuva bulacağım. Tamam, öyle varım. Görkem seviyemiz artıyor. Karım Sultan Mutlu tarafından kaleme alınıyor. Eğer izin verirseniz bu yazımı derhal kalanlara da öğretmek isterim. Öğret hanımım, öğret. Bir bok kazanamadık, para kaybettik amına koy. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldiniz. Ulan hiçbir şey kazanamadık, bir üstüne para kaybettik ya. Neyse devam. Tunga, hoş geldin kardeşim. Teşekkür ediyorum. Alırım bir 50 gold. Teşekkürler. Sultanlar bir bir hamile kalıyor ya. Nasıl olacak? Kuzenim Atabey, Başbuğa kısrağımı incelerken bir yandan da onaylarcasına kafasını sallıyor. Abi de bize kısrak çıkmıştı değil mi efsane? Oha ne oldu lan? Şeye girdi. Drop girdi. Drop geçmesini bekliyorum. Bu drop'un gitmesini bekliyorum. Bu lanet olası drop ne zaman gidecek? İndirme bir şey yok. Gidiyor gibi. Gidiyor gibi. Gidici gibi. Bizi salıcı gibi. Sal bizi drop.
Salıyor gibi. İnceden bir sarı sarı baktı. Yeşile döndü. All right kekeler. Tamam. Benim atıma benden başka kimse binemez dedim ve prestiji cepledim. Prestij bizim için important. Alırım baba Ongolt Ongolt'tur. Hanedanımızın ihtişamı her yerde biliniyor. Bilinecek lan tabi. Boş hanedan mıyız lan biz? 63 altın alırım babacım. Çok güzel. Şimdi buraya bir daha dalabiliyor muyum? Ateşkes ne ya? Abi bak. Kardeş. Ah. Oğlumun koca bir adam olduğunu gör. Lan benim oğlum nerede esir lan? Şehzade Cihan denen ite bak. 31 golda oğlu çıkarayım ya. Ya da bir ara çıkartırız ya. Şu an şimdi ne yapacaksın ya sen oğlum? Dur orada biraz takıl biraz sen ya. Şimdi halifeyi bir desek ki. Kardeş desek. Sen gel bize desek. Kardeş. Kabul etmiyor ya. Askeri güç farkından dolayı biraz tırsıyor. Ama kabul etmiyor. Neyse gerekeni yapacağız sana. Sana gerekeni yapacağız. Ulvan, sen kimin köpeğisin peki? Pers İmparatoru. Savaşa girelim mi lan bunlarla? Oo. Aa, kontluk. Kürdistan, Ulvan. Musul. Ulan Musul almadık mı ya? Kürdistan vilayeti ne la? Ben burayı alayım la. Anadolu'ya doğru yaklaşayım ya. Ne diyoruz? Ben buraya girem ya. Şimdi bunu kim yönetiyor? Bunu bu yönetiyor. Bunu kim yönetiyor? Oğlum bunu da ben yöneteyim lan. Şimdi. Ben şuraya gideyim. Sen buralara git. Devam çeke. Bura kıra bir savaşlara girelim. Şu benim yönettiğim savaş çok ortada gidiyor ama kazandık gibi. Muazzam, muazzam, muazzam. Şu Kürdistan'ı alalım abi. Alalım babacığım. Prestij bizim için importante. Aslında şu Hulvan'ı alsaydım lan keşke. Oğlum oldu, inal. Oha. Oha daha iyi oldu. Oğlum bu çocuğu eğitmemiz lazım. Ben eğiteceğim bu beyi. Oha paraya bak oğlum. Maraş Erim ölmüş lan. Maraş Erim ölmeye değildi. Güzel, güzel. Çok iyi durumdayız. Hanedanın şanı büyüdükçe Yüce Türk İş Player mührünün tanınırlığı giderek artıyor. Ailemin işareti artık bölgesel soylu çevresinde tanınıyor. Ve önde gelen Oğuz soylarından biri olarak gösteriyor. Gösterecek lan tabi. Biz boş adam mıyız? Kardeşim benim şimdi bak sıkıntılı itemlerim vardı burada. Sıkıntılı itemlerim benim ne durumda? Şunu bir tamir ettirin bakalım. Bunu bir onarın. Böyle olmaz bu işler. Şunu da bir satsak. Para var, huzur var kardeş. Başkenti al. Aha 2500 kişi saldırdı. Karı koca kavgaları mı? Karım yine sarayda birilerinin ona saygısızlık ettiğini düşünüyor. Saadat. Saadat sen kimsin ya? Sen bir bok değil misin ya?
Ya Sadat bir siktir git. Bizim bu karı da var ya tam bir şey çıktı ya başımıza. Aha Şahinşah yeni bir şey kurdu. Eyvahlar olsun. Abicim ben birilerini çağıran buraya ya. Sultan Damuh, sen kaç kişin var senin? Sen gel kardeşim benim ya. Şuradan Kürdistan'a bir yürüyelim. Hizmetkarlarım yüzünde suçlu bir ifadesiyle arkasına sakladığı bir şeyle yanıma geldi. Temizlerken çömlekten yapılma oyuncak tavuk. Ya sat gitsin amına koyayım. Çok iyi değil mi? Şunu yakalayın lan. Oğlum siz de yakalayın şunu. Şunun bir içinden geçin bakalım. Tabii ki ben lan. Sokarım Atalay Bey'e. Prestij lazım. Para bitiyor para. Konstantin'in içindeki altın miktarını görebiliyor musun? Görebiliyorum. Halifeyi yeniyoruz yavaş yavaş. Bir toprak daha aldım halifeden. Ananı sikim 258 altın var. Konstantinopolis'i alamayız oğlum cart diye. Yakala lan. Yakaladık. Güzel. Bir fight daha bizim. Çok muazzam. Çok muazzam. Şuraya da gelmişken kuşatabilirsiniz. Burası bizim lan. Habire doğuruyor ya. Vallahi habire doğuruyor ya. Oğlum bu ne? Her yerden çocuğum oluyor benim ya. Aa. Pullu mu? Ulan oğlum pullu torun mu olur ya? Neyse. Hastalığın beşiği. Peksen duracak gibi durmuyor. Ağlamayı bırak Peksen. Bir gün sen de kendine geleceksin evladım. Kardeş bunların burada mı çok para vardır ya? Ganimet 24. Şöyle bakalım. 19. Şuraya yakın demiş mesela. Gel burayı bir al. Burayı bir al. Prestij kasıyoruz ya şu anda tamamen. Nasıl ordumda komutan yok lan? Aa harbiden yokmuş lan. Alaman geç başa oğlum. Şu orduyu ben yönetiyorum zaten. Çok güzel, çok güzel. Vallahi Hakkari'ye geldik oğlum. Hakkari'ye kadar geldik. Daha ne yapalım biz ya? Bence very nice and useful. Bu savaşta prestijin içinden geçeceğiz gibi. Karı koca kavgaları. Hay sikeceğim bu karı yüzünden de herkesi gönderiyoruz ya. Çiçek karahanlı. Daha iyi strateji. Esrarkeş. Münzevi ne amına koyayım. Ya çiçek siktir git. Ya benim karı herkese kavga ediyordu. Ben boşayacağım bu karıyı ya. Karıştıracağım ona koyayım. Hürrem Sultan ya. Oğlum bunlar 4000 kişiyle bana mı geliyor lan? Gelin lan götünüz yiyorsa. Delikanlıysanız gelin oğlum. Ben müttefiğimi çağırmışım. Siz hayırdır? Kardeş ben seriden alayım da bunlar çok kalabalık geldiler. Hadi bakayım. Kürdistan topraklarında an itibariyle kendimize katmayı başardık. Terhis et baba orduları. Çok güzel. Çok nice. Çok nice and sexy. Çok güzel.
Çok başarılı babacığım, çok başarılı. Para konusunda birazcık sıkıntımız var gibi. Ama asker konusunda bayağı bir ilerlettik gibi. Ya benim saray solitanım falan yok mu ya? Bir dakika abi, bir bakmak istiyorum. Saray pozisyonları hekim. Başkadı. Antikacı. Yani antikacı alsak ya. Baturay şair mahirmiş. Bu işi biliyor ya. Baturay seni antikacı olarak atadım oğlum. Hekim lazım bize. Zayıf diyor ama dahi. Bence yapar ya bizim hanım hekimlik. Saray öğretmeni geç. Çeşnicibaşı geç. Avcıbaşı, mimar. Kahya, saki. Soytarı lazım bize ya. Abi soytarı lazım bize ya. Karımdan da olmaz ki soytarı ya. Tarkan Tuğrul oğlumdan da olmaz ya. Beşer yapalım beşer. Beşer bok gibi bir savaşçısın. Sen necisin? Şunu soytarı yapıyorum. Amına koduğum. Gel lan seni soytarı yaptım. İrvi niye soytarı yaptım bilmiyorum ama yaptım yani. Karadeniz'in konseyindeki Ağa Toktamış yakın zamanda biraz dertli bir halde geldi. Güzel güzel. Şeyimiz ne durumda şimdi? Kültürümüz mültürümüz. Güzel. Mala doğdu mala. Oradan artık vururuz mala. Şimdi saray hekimi daha ucuz alınabilir. Bak bu olur. Bu olur. Buradan gidelim. Gamsız gideceğiz biraz da. Stresimizi yenmemiz lazım. Yoksa kanser olacağız arkadaşlar. Kanser olmak istemiyorum. Şöyle sarayıma bir daha bakacağım. Sıkıntılı bir bölgemiz, şansölyemiz var ya. Hızır. Hızır bu işte iyi değil ya. Ve Hızır'dan da iyisi yok. Güneşli bir gün. Ahıra vardığımda Bukefalos mutlu kişnemeleriyle beni karşılıyor. Bu güzel hayvanın tadını çıkarmak istiyor gibi görünüyorum. Güzel baba. Birazcık stres kaybetti. Hoş oldu. Hoş oldu. Güzel bir etkinlik. Fidye alırım baba. Alırım baba. Din puanı gerekiyor. Ya bayağı din puanı yapacağız. Bunları yaparız baba. Bunları hallederiz. Aha. Yatak odasına gelmedi. Sanki aramıza bir soğuk. Ulan amcık karı. Senin için herkesi yaktım lan ben. Ben bu karıyı boşuyorum ya. Sıra arayalım ondan. Of 99 altın severiyorsun ey. Şanlı Sultan Baylan topraklarından size sadakatimin göstergesini sunmaya geliyorum. Gel çocuk. Saygıyla diz çökerek vasal olarak sadakatle hizmet edeceğimden başka bir şey demiyor. Senin dinin ne oğlum? Sen zaten bizim dinimizsin ya. Oğlum sen Oğuz'sun zaten. Sen nasıl benim dilimi bilmiyorsun? Mal mısın acaba? Ben alırım baba. Ben sadakatimi alırım. Benim sikimde olmaz. Şimdi bununla ne zaman bitiyor bu ateşkes ya? Bu ateşkes ne zaman? Nasıl bitireceğiz bu ateşkes hızlı ya? Onun bir yolu vardı. Benim onu şey mi hallediyordu onu? İç ilişkileri güçlendirme. Evet. Dış ilişkileri güçlendirme. Bağımsız hükümdar görüşü. Olası yan etkiler. Ateşkes kısaltma. Buradan gidelim. Ateşkes falan bir kısalsın bak. Şu anda overrides baba. Overrides. Şu an gayet iyi durumdayız. Şu an bir sıkıntımız yok. Şu kontrollü yerleri bir de halledersek, kontrolü bir çoğaltırsak problem kalmayacak gibi görünüyor. Şimdi mezhep falan kuracağız. O işler bizde. Onları halledeceğiz. Şu fidyeyi alırım baba. Alırım fidye. Fidye bizim için importante. Kültürel ayrışma. Aha Casus Paşa sır keşfetti. Meryem Droat. Kim lan bu Meryem Droat? İstekli alemciymiş. Midas dokunuşlu mu? Ayrı idare artı 8 diyor lan. Ulan yani artı 8 idareyle 12 idareye nasıl ulaştın? O da çok saçma bir şey ya. Edeçüklü ziyarete gitsene. Edeçüklü kim oğlum? Göktengiri olalım. Edeçüklü ne lan? Öyle bir şey nasıl yapıyorum mesela? Ben dinimi nasıl değiştireceğim? Ben mesela buradan çıkmak istiyorum kardeş. Öldürdüklerini göster. Vay, bunlar bizim kestiklerimiz. Ya karakterimin dinini değiştirebiliyor muyum?
Kutsal bölgeler. Göktengiri nasıl olacağız yani? Bu coğrafya sıkıntı reis diyor. Ya bakarız ya, coğrafyayı hallederiz bence ya. Orada 7000 askerim oldu ha. Bak şairleri şurada böldüm. Şairlerin içinden geçeceğim. Buradaki azıcık topraklarını yok edeceğim. Ulan Gürcülere dalsam mı diyeceğim. Ananı sikim, Gürcülerin gücü bak. Neyse, hiç oraya aramayalım. Aa, Yamama'ya çakabiliriz, Yamama'ya. Bu ne oğlum? Bunlarda bir bok yok lan. Buraları almadık mı biz ya? Yamamaları yamultmadık mı ya? Elcebe kim amına koyayım? Şuna çakmadık mı? 6300 mü? Oğlum sen ne yaptın la? Dur, sana dayanmıyorum biz. 2600, bak bu olur. Bu olur. Şurayı alabilirim. Burayı alabilirim. Bunların bayağı bir varmış lan toprağa. Şurayı alabilirim ya. Da ben buralara girmek istemiyorum çok fazla ama ya. Ben buradan yürümek istiyorum. Androsiler hayvan gibi kalabalık değil mi abi? 12.000 kişisi var abi. Bizim müttefikler mi öldü? Ne oldu ya? Bizim müttefiklerimiz vallahi yalan olmuş oğlum. 1500 kişi, 1600 kişi. Olmadı, çocukları evlendireceğiz yine müttefik için de. Selçuklulara bir şey yapmak istiyorum ya. Selçuklu Sultanı'na desek ki bir şey. Kardeş, sizde bir müttefik mi olsak ki acaba biz ya? 2300 askeri var ya. Çok da müttefik diye bir şey yok. Selçukluları yok edebilirim ya şairlerden sonra. Çah da bir fifi yani. Bunlar neciymiş? Oğlum bunlar tırt lan. Ben bunları direkt bana katıl ya da öl diyeyim ya. Savaştaymış. Savaşta olmasa kabul edecek mi bu? Meşrus üzerine değilim. Saz Türkçesi dilini biliyoruz. Kurbağa size olan görüşü. Ulan bu bizim Atabey kurbağa. Kardeş ben burayı alırım ya. Kusura bakmayacaksınız ama ben burayı alırım ya. Kimse kusura bakmayacak. Zayıf olanı her zaman büyük balık küçük balığı yer. Krallık istilası yapamıyorum ama onun için prestij kasmamız lazım. Bu tarz savaşlarla da prestijimizi kasıyoruz evelallah. Şimdi siz burayı alıyorsunuz. Sizin başınızda bu var. Bunların başında kim var? Ben varım. Gel baba, sen de direkt başkente yürüyorsun. Ya 3 gold harcamak istemiyorum ama artık harcadık. Oha oha oha, hayır. Hayır. Şöyle yürüyerek. Yürüyerek babacığım, yürüyerek. Öyle gold mold harcamak yok. Yeğenimi esir almışlar. Kim aldı lan benim yeğenimi? O ne lan öyle? Denizden geçmenin parasını gördünüz mü? O parayı versem var ya, orduyu yıkarım da o parayı vermem lan. Selamlar Süzerenim. Gece gündüz çalışmama rağmen sarayda bir sır bulamadık. Devam kardeşim, devam. Bizim bu karıda bir iplenik var. O işi çözmemiz lazım. Karı koca kavgaları. Allah Allah. Karıya bak ya. Aturay sana ne yaptı amına koyayım durduk yere ya, antikacım ya. Senin bu saçmalıklarından bıktım harbiden adi karı. Düklük savaşı açıp birine toprak vermeyip toprak sahibini direkt kendine de bağlayabilirsin. Düklük savaşı açamıyorum ki. Ya siktir git kuzenim. Artık ben seninle de uğraşmak istemiyorum. Bir dakika. Sevgili kuzenim siktir git. Oğlum bizi öldürmeye çalışıyorlarmış lan. Lan oğlum planları sekteye uğratma lan. Dur neyse, sırarasın zaten, plandan bir bok olmaz da. Sen geldin mi oğlum? Git başkente. Siz de şuraya. Hadi şunu kesek ya. Şunu kesiverelim biz, ne yapalım? Bunlarla mı uğraşacağız biz kardeşim?
Burada 3-5 tane ada var, orada denize girer. Varis artık varis olayına bakmıyorum çok fazla. Varisim Tuğrul Altar oldu da. Ben varisimi bu yapmak istemiyorum ya. Verasetten men etsem mi lan? Oğlum çok prestij istiyor ya. O kadar prestijimiz maalesef yok. Kardeş kuşatıyoruz mu burayı? Bunların değil ki lan bura. Kuşat şurayı. Bey Aydoğan casus paşa olarak görevini yerine getirirken Karım Sultan Yagan'ı hakkında bir sır keşfetti. Ananı sikeyim. Ate Bey Yunus da Ata Bey sıçtı mı ağzına senin oğlum? Niye yapamıyorum? Sır yok. Ata Bey ağzına sıçtım senin ya. Ulan Ata Bey ortaya çıkardı değil mi? Bir dakika ya. Öldürün amına koduğum karısını. İdam edin amına koyayım. Abi 80 neden kazanıyorum ya? Neyse bu işimiz iyi. Abi neler oldu yine ya ayaküstü ya. Neler yaşadık yine ya. Bunların toprağı var mı lan başka bir yerde? Ya siz memlekete dönün ya. Ya şimdi bizim bu karı kimle sevgililik yapıyordu? Bunu nereden? Zinacı. Güzel. Tamam, burayı birine verelim. Kimi zamanlar kale içerisinde kendimi yabancı gibi hissediyorum. Saray mensupları bana yan yan bakıyor ve nereye gidersem gideyim tuhafsız bir sessizlik oluyor. Abi stres seviyesi kaybedebilirim ya. Cadılıkla ilgilenmedik mi ya? Cadılıkla ilgilendim vallahi sokarım. Kardeş ben burayı birine veriyorum ya. Oğluma verdim. Al oğlum senin burası. Siktir git şimdi. Tamam benim canım evladım. Çok pis borçtayız ya. Niye böyle borçlardayız biz? Oğlum benim karı kimle sevişti? Biz onu nereden göreceğiz ya? Kimle sevişti Yaygana ben onu kaçırdım ya. İşkence mi etsem ya? Yine stres kazanacağım abi. Zindana gönder ya. Yine stres kazanacağım abi. Ev hapsinde kalsın ya. Atabey'le değil de Atabey. Oğlum Atabey ortaya çıkardı ya. Muzo. Yo bir sıkıntı yok. Sende vardır bir sıkıntı. Tamam hadi öpüyorum. Yayın gitmedi değil mi lan? Yayın duruyor. Bahadır'da sıkıntı var bence. Ne diyorsun baba söyle. Son muharebemizde kendini açtı. Yakuti. İyi bir savaşçıymış lan bu. Ananı satayım. Asabiymiş biraz da. Severim asabi adamı. Korkak mı? Oğlum siktir git ya.
Hadi hadi daş. Öyle herkes alsaydık kardeşim. Bizde adam kalmazdı buralarda lan. Deres. Bak işine. Atabey Altar. Bu değil mi benim karımla sevişen? Yo, bu değil ki. Casus başı olarak görevimi yerine getirirken Atabey Altar hakkında bir sır keşfetti. Zevk aldığı garip şeyler düzgün birine iğrenç gelebilir. Bana göre zevk aldığı doğa aykırı ve tiksindirici. Oğlum neyden zevk alıyor herif? Sapıkmış kendisi. Oğlum senin ağzına sıçarım. Eser çalma. Yıllarca rahatsız edecek söylentiler yayın. Kim lan bu? %44 kimse mantıksız söylentilere inanmıyor. Şiirin kötü yazıldığını ve zevksiz olduğunu düşünüyor. Görgüsüz davranışını yüzüne vurun. Vurun abi, onun çok bir etkisi yok. Prestij kaybettim ya. Abi bu kısrak daha bir hastalanıyor ya. Ya yani stresten kurtulayım diye artık bir yerimizi ayırdık yani, yeter ya. Yeter babacım ya. Biz parayı nereden bulacağız ya? Yüz dinarlık kazanacağız. Yakuti sen kimsin oğlum? Bahadır. Tamam. Bunların başka bir etkisi var mı ya? Güzel. Alırım 16. Kardeş benim casus başım mı? Benim karımla beni aldattı. Beni, bu aldatmadı ya beni. Casus başım değil, başkasıydı o ya. Kimdi amına koyayım, onu göremedik ya. Toplayak hadi, ne yapalım? Belki biri para getirir. Allah belasını versin. Yine acımızla öleceğiz ya. Ha son çocuğa bakalım. Dur tamam, bakıyorum bir saniye. Şu kız çocuğu vardı bir tane. Mala mala ha. Kim lan senin baban? Hani nereden öğreniliyor? Kim onun bunun babası? Neyse evlendire gitsin ya. Bize ittifak gücü kazandıracak. Vallahi iyi de ittifak kazandırıyor ya. Atabey Yunus mu? Oğlum ben göremedim ya. Bir dakika dur bakacağım. 60 stres mi kazanacağım? Zengin Oğuz kültürümüzü kutlamak için bir festival düzenleyelim. Sergi açalım. Diğer kültürler üzerinde üstünlük kurmamıza gerek yok mu? Dur baba. Abi buraya 100 gold ver diyor ya. Alın Allah belanızı versin. Dehşete düşmüş köylü. Vasal görüşü eksi 5, halk görüşü artı 20. Gelişmişlik artacak. Yürü baba buradan. Hayır. Para kazanacağımıza yine para kaybettik. Şimdi bir dakika. Entrika sayfasında görünür mü diyorsunuz? Kozlar ve sırlar. Bir sapık bir dinsiz. Tamam da bunu nereden göreceğiz oğlum bunu?
Kimle sevişmiş bu ya? Bu kimle sevişmiş bu ya? Bilmiyor muyuz oğlum bunun kimle seviştiğini? Ya ben bunu öldürüyorum. Gönder zindana amına kodumu Çok gıcık oldum ya. Şu kontroller ne oldu baba kontroller? Bir bakabilir miyiz lütfen? Ne oldu kültür yayma? Kültür yayma devam. Kontrol ne kadar kalmış? Yani ne kadar kaldığını görebilseydik iyiydi kontrolün. 2 yıl kalmış. Tamam. 2 yıl sonra bakacağız. 2 yıl sonra bakacağız da bu parayla biz ne yapacağız bilmiyorum ya. Birilerinin gelip bize böyle dal kavukluk yapması lazım. Para vermesi lazım. Ya ülkenin yönetimini değiştiremiyor muyuz babacığım? Feodal vasalların vergi katkısı. Hükümdar imtiyazları. Bunu açmamız gerekiyormuş. Tamam, açalım baba. Hükümdar imtiyazları. Bunu seçsem 30 yılda buluyor. Biz neyi buluyorduk? Hane askerlerini bulmuşuz biz. Şimdi neyi yapıyordu ki bu? Yani bunu öğrenimi arttırarak şey yapamaz mıyız acaba ya? Tamam, öğrenimden yürüyelim. Ben de karakter ağacımı öğrenime vereyim ya. İlaç odağından bir tane gamsız alayım de. Doğduğundan beri o hasta olan kızım iyileşti. Eyvallah. Oğlum çocuk peydahlamış da ben anlamadım. Ağabey orada. Ağabey en son çocuğuna bak. Ağabey orada görünüyor. Lan baktın ona da. Ha, tamam buradan 50 gold alalım kardeş. Teşekkür ederim. Şimdi bakın arkadaşlar. Çocuğun adı şuydu. Bundan eminim. Picimiz buydu bak. Prens Malay'dı. Ama bunun gerçek babası kim? Tartışmalı soy diyor da kim bu kim? Yani kim? Ben bu soyun nasıl tartışmalı olduğunu anlayamadım. Başka biriyle diyor bak isim yok abi. Kiminle seviştiğini bilmiyoruz. Yekten kime verdiğini bilmiyoruz. Aleykümselam dostlar hoş geldiniz. Hain karı birine vermiş. Kime vermiş bilmiyoruz ama yani. Çözemiyoruz o işi. Şurayı almak istiyorum ya. Burayı almam lazım benim ya. Neyse dur halifeliğin Kerbela'sını bir aramadık ya. Kerbela'yı ya. Ganimet değilmiş ha. Vergi biri. Dur lan bunların başkentini alayım ben ya. El-Hadida'yı mı alsam? Dur Kerbela'yı alalım biz ya. Baba bana Kerbela'yı salın ya. Oğlum bana vasal olsana gerizekalı. Öleceğine bana vasal ol ya. Neyse dur bakalım. Maraşal vasalı etkiledi. Güzel. Aydoğan Çakoğlu. Kim amına koyayım? Yatalak pezevengin önüne gidene. Ha. Şu gamsızı bir alalım kardeş. Bir stresimiz bir gitsin. Şimdi. Öğrenime geçelim baba. Öğrenime. Bilim odağı. Bilim odağından devam ki. Şimdi mesela kaç yıla düşecek bakalım. Hala 28 yıl diyor. Bir bok olmadan mı? Gece gündüz çalışmama rağmen sarayda bir sır bulamadım. Tamam kardeş. Okey. Bulama. Bulama kardeş. Bana karşı bir plan milan var mı? Bana karşı olan planları bir sekteye uğrat. Oğlum sen mi aldattın lan benim karımı? Benim picime sen mi? Picim senden mi lan? Oğlum bak 2 dakika delikanlı olur. Allah ağzına sıçarım. Demek ki bundan değil ya. Bundan olsa şöyle böyle derdi ya. Gece müsait oluyorum. Halife eşinizin dindarlığından etkilendi. Halife etkilendi de ben halifenin içinden geçireceğim ya. Ben bir prestij daha alalım durduk yerde. Hı.
Halife insan artık bizi şey yapamıyor. Adam maçlığım kulelerden haykırılmalı. Oha. Bu yıl istediğim kadar cami ziyaretinde bulunamadım. Ben şu 110 altın alayım ya, teşekkür ediyorum. Halife bizim dinimize adamışlığımızdan dolayı çok beğendi. Baturay kimle ölmüş? Neyse, başımız sağ olsun. 50 altın, teşekkürler, severim. Handan öldü, Belkıs öldü. Herkes ölüyor amına koyayım. Kardeş, ben o kontrol işini ayarlayacağım. Bir bana izin verirseniz. Bana şöyle bir iki rekat izin verseniz ben bu işi çözeceğim ya. Kontrolda hak iddia gerek yok. Kültür ne durumda kültür? Kültürü yaymışız lan. Vallahi kültür cayır cayır gitmiş oralara buralara. Ahaha, bu şakalara bayılıyorum. Hop, alayım ben buradan babacığım. Streste boğuşmayalım lütfen. Teşekkür ederim. Nereye yayalım kültürü? Vasite yayalım ya. Yay vasite. 15 ay kalmış zamanında. Devam ki. Güzel gidiyoruz, güzel. Halife baktı. Topraklar elden gidiyor. Diyor ki sen bizim dinimiz için dünyaya gönderilmiş muazzam bir lidersin. Senin taşağını emerin diyor. Senin taşağını yerin diyor. Aha, artıya geçtik, tamam. Artıya geçer geçmez ne yapıyoruz? Halifenin ağzına sıçıyoruz. Kerbela'yı ben komple bir aram ya. Kerbela'yı sar. Sevgili Halifeciğim, kusura bakma, senle tamam. Evet, iyi, evet, bana bir ödül vermiş olabilirsin. Ama yani yapacak bir şey yok kardeşim benim ya. Düzenli askerlerimle alacağım ya. Başlarına da ben geçeceğim. Oha, hızıra bak. Adapte olan, pes etmeyen savunucu, düşman savunma avantajı. -50. Dur bakayım ya, şuna bir geçelim. Şimdi sen bir Kerbela'yı bir al. Kerbela'yı bir cepleyelim önce. Bu zaten direkt elit ordumuz yani, anladın mı? Hani en yüksek kalitedeki hayvan gibi ordumuz. Bak, Samarra'yı falan kuşattı. Ağzına sıçtım şimdi senin. Halifelik toprakları Anadolu ile aramda bir köprü oluşturuyor. O yüzden halifenin içinden geçeceğim. Ne oldu lan? Prens Ayaz yanıma geldi. Atabey Üniversitesi ayağında suikast girişiminin altında kimin olduğunu bildi. Söyle lan. Atabey Yunus, Atabey Üniversitesi işbirlikçi alçak. Bana ne ya? Ben niye öğrendim ki bunu ya? Niye böyle meraklıyım? Ne oldu oğlum? Konseyden bir casus başı öldü. Neyse, bu pezemekse de artık mezarıyla sırrıyla mezara gitti. Karakterimizin oğlu gelsin ya. Aslında şu da tam bir şeymiş ya. Böyle yüzümüzü böyle kapalı. Tam bir casus, şerefsiz değil mi ya? Ama bu gözü kör bunun ya. Bu hiçbir şey yapamaz ki. Neyse, tamam. Devam. Güzel. Kerbela'yı aldık. Şimdi şuna çakalım. Selamünaleyküm. Benim olanı almaya çalışıyormuşsun yeğenim. Aha. Vali Azize. Vali Azize de öldü. Oo, stresler hep yalan oldu bizim. Nereye gidiyorsun lan Teres? Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Kafana bir çakayım ben seni. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şunların başkentini de bir ele geçirelim. Oh be, rahatladık oğlum. Sonunda ya. İyi akşamlar kardeşim benim. Ne halifeymiş ya. Bir Kerbela bir şey. Bir Kerbela bir şey. Buradadır kardeşim. El Müktedi kim lan? Oğlum ben bu El Müktedi'nin ağzına sıçarım artık. Yeter lan. Sen kimlerdensin koçum? Senin memleketin neresi lan? Bir dakika ya. Ben seni bulacağım oğlum. Ben seni bulacağım. Sen kimsin lan? Nerede bu Abbasiler? Ha, bunlar halifenin köpeği bunlar. El Müktedi nerede lan? El Müktedi, ağzına sıçtım oğlum, geliyorum. El Müktedi, senin ağzına sıçtım oğlum. Kardeş. Cadı yapma.
Öldürelim lan. Plan. Biz bunu öldüremeyiz. Düelloya davet edelim mi lan bunu? Oha. Üf, chat düellomuz yok mu lan? Buna çıkıp bam 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 vurmamız yok mu lan? Bak bunun 20. Bunun dövüşü 9 oğlum. Bir bok da bilmiyor bu. Bak benim 16. İçinden geçer. Sen ağzına sıçtım oğlum el mükleri. Sen bana kim köpeksin lan? Aha, fight is begun. Fight is begun. Elimde kutsal eserim. Yaptırmış olduğum özel silahım. Birkaç saniye elini el müktedi olan karşılıklı birbirimize ölçtükten sonra elimdeki gürüzü kaldırıyorum. Kendimi savunmaya hazırım. O da sıkı sıkı tuttuğu kılıcı ile dikiliyor. Karşılaşmanın taraflarından birinin kana aktığında sona ereceğini bilsem de bu durum heyecanımı yatıştırmaya yetmiyor. Ve düellomuz başlıyor. Elinde balta bir cüretkar pislik diye bağırıyor. Kazanma ihtimaline düşük. Orta. Yaralanma ihtimaline düşük. Rakibin kazanma ihtimaline yüksek. Çok yüksek. Çok yüksek, 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 çok yüksek. 20 altın mı kaybedeceğiz? Gümüşümün tadına bak şeytan. Herife 20 altın mı fırlatacağız amına koyayım? Abi, attack first amına koyayım. Saldır! Var gücümle saldırarak rakibimin üzerine çuvallanıyorum. Kullanıyorum. Elimdeki gürüzü savurarak rakibimi sersemleten ezici bir darbe indiriyorum. El müktedi bana hızlı bir darbe indirmeyi deniyor fakat darbeyi kolaylıkla savuşturuyorum. Oldukça iyi bir durumdayım. Sadece ufak hatalar yapıyorum. Bu esnada el müktedi ise bitik bir halde. Hamlelerime karşılık verse de yavaş yavaş yorulduğunu hissedebiliyorum. %33 kazanma ihtimalimiz yüksek. Orta orta orta, yüksek orta düşük. Tüm yapabileceğim bu mu? Kışkırtsak mı lan bunu? Yaralanma ihtimali yok. Rakibi yor. Zaten yoruluyordu. Baby. Taktik, strateji. Acele etmiyorum. Sakinliğimi koruyorum. Rakibimin ataklarını savuşturuyor ve gerektikçe yana adımlar atarak rakibimin hamlesini boşa çıkartıyorum. Merhametsiz bir şekilde rakibimin enerjisini tüketiyorum. Hakkını vermek gerekirse el müktedi tahmin ettiğimden bile çok dayanıyor. Yine de bir süre sonra düellonun verdiği yorgunluk duruşundan yansıyor. Hızlı darbelerle rakibimi bir süre daha oyaladıktan sonra ezici bir darbeyle elindeki kılıcı düşürmesini sağlıyorum. Bitap düşmüş el nüktediği önce pes ettiğini ilan ediyor. Ardından yüzüstü bir şekilde yere yığılıyor. Baby, baby, baby who? Güvenilir kısrağım iyice yaşlandı. Eğer onun sonunu... Aa evet lan. En güçlü aygır. Aygırımın en özelliği dayanıklılık. Bulabildiğin en aşina aygırı getirin. Burada hangisini seçmek lazım arkadaşlar? En güçlü aygırı bulacağım ya. Parası neyse vereceğim bulacağım abi. Bizim canımız yanmaz kardeş. Aygırım özeldi çünkü. Event de geldi atım. Atımı kaybetmek istemiyorum. Şu atma kazanıldı. Ama doymayacağım. Doymayacağım. Şuranın da parasını cepleyeceğim. Aha güçlü bir tay bıraktı. Güzel. Huzur içinde yat. Aygır'ın verdiğim tüm komutları yaylıkıyla yerine getiriyor. Mitolojik bir isim verelim. Melek Cebrail'in atı. Hayzum, Burak. Peygamberin atı. Balius, Aşil'in atı. Xanthos, Aşil'in diğer atı. Boreos, kuzeyden esen rüzgarın tanrısı. Belki de farklı tarzda bir isim vermeliyim. Boreas'ı da beğendim ha. Burak daha önce yapmıştık diye Burak hatırlıyorum. Boreas yapalım bu sefer de. Bu savaşı daha bitirmeye hazır değilim babacığım. Biraz daha adam kesip biraz daha tutsak almamız lazım. Kuşat burayı da.
Ne para varsa toplayalım babacığım. Halifeliğin içinden geçiyoruz. Very nice, very nice. Halifeliği yok eden adam olarak tarihe adımı şanlı harflerle yazdıracağım. Güzel baba, prestijimizi de coşturduk. Bence Allah bereket versin. 98 kişilik gerizekalı ordusu çıktı çılan. Kerbela benim olacak. İbrahim beni kınadı ve Golbahar ile olan düşmanlığına atıfta bulundu. Hah, bir yığın koyun sürüsü. Saray soytarısının artışı mı? Acımasız soytarımın bu kadar şişman olduğunu daha önce fark etmemiştim. Efendim, lütfen beni affedin. Yemeği biraz fazla kaçırdım. Karnım çok ağrıyor, diyor Yakup. Yakup'u da soytarı yaptık ya. Yüzünde acılı bir ifade var. Brrt, osurdu. Soytarım renkli kabanını açılıyor ve 10 kadar köpek yavrusu etrafa saçılıyor. Odadaki her şeyi koklamaya başlıyor. Ne güzel gösteri. Köpek almayacağım abi. Köpek sıkıntı, zaten bir atımız var. Uygundur babacığım, uygundur. Evelallah gerekeni yaptık. Şimdi Kerbela bende kardeş. Şu hafiri vereyim ben ya. Bu hafirden bir para gelmiyor bize. Yo, şu Kerbela'dan gelir. Vakisa'dan gelmiyor. Şurayı vereyim birine ya. Kime vereyim? Ata ve Yunus'a vermeyeceğim. Duka Kaltaroğlu'na veriyorum ya. Sen kimlerdensin? Koçum benim. Oo, iyi bir savaşçı. Al lan, sana verdim. Sen delikanlı çocuğa benziyorsun. Vekil Arç var mı lan, Vekil Arç? Oha var. Vallahi Dukak iyiymiş Vekil Arç da, iyi, güzel. Güzel, işi yırttık. İşi yırttık. İşi bir tık yırttık. Sevgili kardeşler, sevgili dostlar. Karbala toprağının etkisiz bina falan yok. Öyle bir şey yok. Çok güzel babacığım. Şu anda artıdayız. Bir sıkıntımız da yok. Sarayında tantana sabah akşam devam etmeden demeden sürüyor. Savtakin yüceliğimden söz ediyor. Beylik laflar edip metiyeler düzüyor. Ya herkes yalakalık peşinde, saraya bak. Yanımda duran Ağa Muaddam konuşmaya katıldı. Açıkça kalabalığa oynamak için yaptığı konuşmalardan sonra aptal bir şekilde sırıtarak yaptığı soytarılıktan içinde memnuniyet göstermemi bekliyor. Derinden gelen bir günün yemeklerinin arınma arzusu yavaş yavaş büyüyerek aklımı kemiriyor ve dikkatimi dağıtıyor. Bir damla ter kaşımdan damladı. Savtekin soğukluğumu fark edip neredeyse işten gelen bir endişeyle, iyi misiniz efendim? Topla kendini sultan. Stres oldum amına koyayım ya. Sıçamadım diye stres oldum. Sikim böyle şey event ya. Şairlere dalacağım artık, yeter. Oha, 11 bin kişi olmuşlar oğlum, bunlar kime müttefik almış lan? Abi bunlar kimi müttefik almış? Oğlum Han yoktan sen niye bunlarla müttefik oldun? Karahanlı ya. Sen neden böyle bir şey yaptın ya? Ben bunlara nasıl dalacağım şimdi? Hane mirası. Ne yapsak ki lan? Dil öğrenme. Halk görüşü. Av ve ziyafet maliyetini %30 azaltır. Ünvan oluşturma. Bina inşa etme. Yerleşim. Özel ordu. Düzenli asker karşılaşma verimliliği %15. Avantaj artı 5. Irsi taktiklerden mi yürüsek ki ya? Ne yapsak lan? Soylu kan. Etkin saray. Cazibeş. Bereketli soy. Bereketli soya da gerek yok ki ya. Hileden git abi. Hile mi? Ne hilesi oğlum? Ha, hile. Aa, korkunçluk, dur bunu alalım ya. Bu iyi, bu iyi. Bunu ver. Bilim odağı. Eğitim bilimi. Kültürel hayranlık gelişimi artı 35, çok iyi. Dur bak, bunu açalım. Bunu açalım. Şimdi ne oldu mesela bizim kültür? Birazcık zaman geçirelim, anlarız onu. Oğlum şunları bir küçültelim ya. Önümdeki parşömenin küçük harflerini okumaya çalışırken yine başım deli gibi ağrımaya başladı. Yazarlar ne kadar bu kadar kısa yazıyor? 300 yaşam tecrübesi.
Madem okumayanlar atın gitsin. Dur lan 115 gold alayım mı ya? Baba 300 yaşam tecrübesi de iyi öğrenim. Ben bunu aldım ya. Aldım aldım. Aleme ahdi ya. Bir şey olmaz. Ondan tırsmıyorum. Asker yapabiliyor muyuz baba? Yeni ordumuza birini ekleyebiliyor muyuz? Güzel ekleyebiliyoruz. Kimi ekleyebiliyoruz? Kemankeşimiz yok mesela. Ama gerçi atlı okçumuz var ya. Hafif atlımız var. Hafif yayamız var. Zırhlı yayamız var. Kargılı çeklememişiz. Kargılı ekleyebiliriz. Ama atlı okçu da en iyisi ya. Atlı okçudan bence bir tane daha ekleyelim abi. Yok edici bir ordumuz olsun. Para gelince hallederiz. Artan asker varlığı gayet iyi bu arada. Şurada ne oluyor? Burada bir savaş mı çıktı? Aha ilham geldi. Yeni ilham. Demirci ilhamı. Taç dövmek istiyor bana. Aa severim taç. Taç severim gel. 66 golda dövecek. Döv lan. Döv lan 66. Yozgat tacı dövdürüyorum. Tamam döv lan. İzin verdim. Para var huzur var kardeş. Papalığı dağıt. Hacı gideyim lan. Ben bir hacca gideyim ya. Oğlum çok para harcayacağız ya. Hacca gitsem mi ama ya? Hacca gitsek dindarlığı falan katlarız ya. Hayvan gibi dindarlık falan kazanırız ya. Hacca gitsek mi ki ya? Bilemedim. Dur şimdi para harcamayacağım ama. Birlikte bu güzel. Ahıra vardım da Boreas mutlu kişilemeleriyle beni karşılıyor. Dur lan birazcık stres kaybetsek mi ya? Gayretli eğitimi de alsak aslında güzel olur be. 16 stresten bir şey olmaz bence ya. Savaş atını eğitmek için her fırsatı değerlendiriyor. Dövüş artı bir. Abi bak bunu aldım ya. 16 stresten bir şey olmaz abi. Parayı bir 200 yaparım aynen. Bir süredir antik dini metinleri ve alimlerin yazılarını inceliyorum. Neredeyse hepsi dünyanın yaratıldıktan 6000 yıl sonra sona ereceği konusunda hemfikir. Yaptığım hesaplamalara göre 100 yıldan az bir süre kalmış durumda. Bu bilgiyi kendime saklamam gerektiğini düşünüyor. Herkes gerçeği öğrensin. Haklısın Yakuti. İmamlar ile konuşmalıyım. 100 yaşam tecrübesi alayım ya. Bunlar o puanlar işe yarıyor. Mehdi ölmüş. Kontrol ne oldu kontrol? Allah'a seversen bir söyleyin ya. Kontrol ne yaptınız siz ya? Aha kontrol bitmiş. Şu Kürdistan'ı bir kontrol edelim. Kürdistan niye kimse kontrol edemiyor? Tarihte de kontrol edemiyor. Gerçekte de. Şuradan. 7 yılda kontrol edecekmişiz. Peki tamam. Peki. Peki anladık peki. Basit kontuna tamam yayıyoruz. Dış ilişkileri güçlendiriyoruz. Bunda bir problem yok. Şu şahilerin bir an önce abi şey olması lazım. Şuradan bir ayrılmaları lazım. Bu Vurdiler kimlerle şeyler dostmuş. Herkes de dostmuş ama. 332 askeri var da bir şeyleri de yok ki. Şuradan almaya devam edebilirim aslında toprak. Neyse devam. Vasalım Amuaddam kale önünde iyi giyimli bir diplomat kafilesi. Bahadırlar ve egzotik grup soytarılarıyla birlikte bekliyor. Karşımdaki manzara Muaddam tarafından idare edilen bir geçit töreni. Gür bir sesle hürmetlerini göstermek için burada olduğunu söylüyor. Eminim bunun geldiği yerde daha fazla vardır deyip. Altınlar sizde kalsın dostunuz kafi. Siktir lan altınları şöyle bırak bakalım. İlham. Ahmet adına. Lan Ahmet kim oğlum? Bana ne Ahmet'ten ya? Benim ilhamım kendi adıma. Kabul ediyorum. Boşanabilirsin kardeş. Ben boşanmaya karşı değilim. Mutsuz evlilik olacağına boşanın. Oh! Allah'ım yağıyor. Allah'ım yağıyor. Allah'ım yağıyor. Oyunda bahadırlar var. Bahadırlar şövalye bahadır. Sen değilsin amına koyayım. Köylü. Sen köylüsün. Kerbela'da dışı kontrol mü? Halifeliğin iki tane toprağı kaldı. Halifeliğin içinden geçeceğim. Halifeliği yok edeceğim. Halifelik diye bir şey kalmayacak. Ben halife olacağım. Evet, şu anda para durumumuz da iyi lan. Oğlum neyin başbuğaldaki kişinin gürüzü. Oğlum bu gürüz bize savaş kazandırdı lan. Bunu tamir ettirelim biz ya. Yeniden oluşturma maliyeti daha azmış. Bazı envanter eserleri yeniden oluşturabilir. Ha.
Onar kardeş, onar. Oğuz duvar halısının dayanıklılığı düşsün ya. Önemli değil, ondan yaptırırız ya. O kolay. Dandik duvar halısı o ya. Arttırılmış kontrol. Güzel. Kötü sayım etkisini kaybetti. Güzel abi. Güzel asker kazandık. İnşaat müzakereleri. Harika. Muazzam. Muazzam. Harika gidiyoruz ya. Şu an var ya, krallığımızı çok böyle emin adımlarla sert zeminlere bir şekilde kura kura gidiyoruz valla. Ve ben Vasimi şu benim bir tane picim var ya. Çok zeki olan. Nerede o? Bak bak bak. Buyurganmış bir de piç. Bak bak bak. Diplomasiye falan bak. Şolaşık. Ben eğitim veriyorum bir de ona bak. Bu piçi yapmak istiyorum ben. Yerime bu kalmalı benim ya. Prens İnal kalmalı. Ben bunu basayım yapmak istiyorum ya. Diğerlerini verasetten ben mi etsek acaba? Neyse dur bakalım. Bir, önce bir yaşlanalım birazcık. Kardeş. Selçuklu, siz ne durumdasınız ya? Ben Selçuklu'ya dalacağım gibi ya. Ya Selçuklu'nun şu topraklarını almak istiyorum ben. Selçuklu'nun şuradaki topraklarını almak istiyorum vallahi. Ne yalan söyleyeyim, almak istiyorum yani. Burası neymiş mesela şimdi? Kom. Buraya konmak istiyorum şahsen yani. Gerçi bunlar zaten savaşta var ya. Şifacı özelliğini kazanacağım. Baylan Selim Altar. Sağlam vücut albino pezevenk. Usta diplomat. Selim Altar sarayınıza yerleşecek. Her türlü sarayımıza yerleşiyor zaten. Alemati Yakuti. Sen nesizsin kardeşim? Komutansın. Allame. Kindar korkakmış. Yeni bir şeyler öğret bana koçum benim ya. Şifacı özelliğini kazanayım ha, bence şifacı özelliği gayet nice yani. Entrika ve öğrenimi artı 2 verdi. Vallahi süper oldu. Vallahi muazzam oldu. Değilerim kendi arasında kapışmaya şey ya. Para da var, huzur da var. O stresler de gitti. Tanınmış bir seyis. Kudretli Aygır'ın Boreas hakkında duyduğu söylentiler sonrası huzuruma çıkarak hizmet edebileceğini söylüyor. Haşin. Dayanıklılık verelim bu buraya sadece. Ya bu boya ata verdiğimiz bunlar ne yapacak bilmiyorum ama bence okey yani. Öyle güzel bir at bulmuşken bırakmayacağım baba çok. Kardeş ben bir artık saray modasına yeni bir soluk mu getirsem acaba? Oğlum almam ne kadar fazla ya. Hacca mı gitsek ya? Hadi gittim lan hacca. Maliyet 120. Gittim lan hacca. Kutsal bölgelerden birini ziyaret etmek için yolculuğa çıkma zamanı geldi. Anasını ama. 240 ne oğlum? Kudüs 240. El Medina. Attur. Oğlum 240 ne lan? Biz böyle konuşmamıştık. Bağdat'a 120'ye gidek bence ya. Bağdat'a giderim 120'ye. 120'ye giderim Bağdat'a. Biz böyle konuşmamıştık ya. Bu ne böyle kardeşim ya? Yolculuğum için hazırlanıyorum. Biliyorum ki Allah yol boyunca yanımda olacak. Seyahatim çok uzun sürmeyecek olsa bile ülkem ben yokken iyice olmasını diliyorum. Ağzımıza sıçmasınlar inşallah. Kamptaki kaos sesiyle uyanıyorum. Yaşanan harbidenin farkına varmam biraz zaman alıyor. Saldırıya uğradık. Haydutlar çadırlarımıza ve vagonlarımıza halkını ediyor. Where is my fucking kılıç? Buralarda saklanabileceğim bir yer onlarda. 175 prestijimi de alırım vallahi, hiç acımam. Efendim buraya. Saray mensubum Bahadır. Bahadır var lan harbiden. Benim yüzümde büyük bir gülümsemeyle çağırıyor. Gecemi gündüzüme kattım fakat sonunda bitirdim. Kumaşla sarılmış bir cisim uzatıyor. Gözlerime inanamıyorum. Harika kalitede güzel bir taç. Güzel, eyvallah kardeş. Şunu takı verelim ya. Dağcımı takmak istiyorum. Ah! Dağcımı da taktım kafama. Süslerim de vardı. Onları da takım.
Zırhım var mı? Silahım da var, güzel. 59 yıl daha dayanır. Bence güzel oldu ya. Adımı siklet dedim. Kutsal yoldan geçtim ve geldim. Çaba ve boyun eğdirme. Bağlılık göstergesi. Kutsal yoldan geçtim baba, ben artık acıyım. Hacı olduk mu lan? İştahsız olmuşum amına koyayım. Niye iştahsızım? Hacı olmamız gerekmiyor muydu kardeşim? Evde olmak güzel. Güzel. İnanıl'la beraber pazarda gezerken bir anda teşhir direğine zincirlenmiş bir suçluyu fark ediyoruz. Şefkatli falan sakın olmasın abi. Sakın olmasın. Duygusuz piçin önüne giden olsun. Çekiciliği geç. Yakın aileye geç. Korkunçluk azalışını geç. Tiranlık kazancını geç. Kibirli olursan oluyormuş. Prestij geliyormuş ayda bir. Allah bereket versin. Ama masal da şey oluyormuş. Tamam, buradan yürü abi. Buradan yürü. Ben stresle başa çıkarım kardeş. Eyvallah. Planlı işleme. Gelişmişlik arttırma. Mezhep görüşü. Şunu mu açsam, ellerimizi mi yıka? Ellerimizi yıkayalım ya. Ellerimizi yıka. Elleri yıkamak önemli abi. Korona morona oluruz. Dur bir dakika. Abi dur bir dakika. Ne itirafı ya? Güçlü olup dayanacağız kardeş. Sıkıntı yok. Güçlü olup dayanacağız. Eyvallah kardeşim benim. 2009'dan beri takipteymiş. Madenci mi hocam? 2019. 2009'da biz zaten düşündüm, şöyle bir yoktu. Sarayı toplayalım hadi. Ahali gelsin ya. Sıradaki. Birkaç gündür inanılmaz başarıları ve emsalsiz cesaretleriyle sökmen olan bu kahraman. Oha! Sarayımda bir yerin kendine bir yer kazandın. Ödülüm bu. Kontluğa atanacak. Ata ve Altar sinirlenecek. Sökmen sadık bir vasalımız olacak. Agresif saldırgan kış askeri. Oğlum bu Sökmen ne lan böyle? Manyak mı Sökmen? Şerefli hudut kahramanı etkisine sahip olacaksınız. Üstah bir köylüsün, yerini bil. Verdim baba, verdim. Vallahi verdim. Sökmen hoş geldin kardeş. Hatta ben bu Sökmen'i de şey yapayım ya. Lordum, son zamanlarda ülkemizin mali durumu pek sağlıklı değil. Artık senin ölüm ağırlığı 250 gold ya. Dillere destan kahramanınızda hakkı. Bendeniz Saltuk buraya tıpkı dahil anlatılan. Provasını yaptığım aşikar konuşma. Sukan tahtında Emir Esengen oturuyor. Siz kimsiniz oğlum be? Sen kimsin oğlum? Senin toprağın neresi? Neresi lan bunun toprağı? Bunun toprağı burada bir yer ya. Ha, şurasıymış. Alsak mı buraya? Aa, Düklük Fethi yapabiliyorum. Kontluk Fethi değil, Düklük Fethi yapabiliyorum. 2500 askeri var. Bir şey de yok lan. Parası nasıl buranın? 32. Burada bir bok yok. 16, 32. Fena değil. Fena değil. Bakacağız, bakacağız. Yalnız ben bu çocuğu şahsi korumam olarak atamak istiyorum ya. Başkadı, antikacı. Antikacımız var mı lan? Bir tane varmış. Ortalama. Gel. Öğretmenimiz var mı? Beşer iyiymiş lan öğretmenlikte mi? Yok. Öğretmen yok. Geç öğretmeni. Reis başı. Avcı başı. Saray görkemine artı 10 veriyormuş da çok önemli değil. Mimar var mı? Etli. Bununla geç. Sadakacı. Kahya. Kontrol artışı veriyormuş. Beşer, seni kahya yapayım la ben. Gerçi bir dakika ya, buna para harcamayalım. Koruma kişisel şampiyon. Seni yaptım oğlum ben, Sökmen.
Sen artık benim kişisel şampiyonumsun koçum. Seni şampiyonum olarak atıyorum. Aslanım benim. Devam keke. Sökmeni ayırmayacağım yanımdan. Ne oldu? Hödük sökmen. Sarayda bir pozisyon sahip ben değil miyim? Beşer sen kim köpeksin la? Sen kim köpeksin oğlum? Siktir git Beşer. Sen hangi kapının itisin? Oğlum ne güzel para geldi lan. Tamam Sunilerin son toprağı. prestij ve bir şöhret seviyesi kaybedeceğim ama. Dur dur dur. Sen bana katıl yeğenim ya artık. Bu katılmıyor ya. Tamam kardeşim, Bahadır'cığım öpüyorum. Hasta aygır mı? Ver lan ver parayı ver. Sakın. Aygırımın ölmesini göze alamam abi. O kadar para harcadık aygıra. Sarayımızdaki koltuklarımıza bir bakalım babacım. Sultan mutlu. Ben nereyi sattım lan acaba? Bir 250 golda sattık da nereye sattık? Şansölye bulamıyoruz abi. Çok ilginç. Aa Baran artık seni salalım buradan ya. Seni alalım buradan ya. Sökmen yiğidim geçsin başa artık ya. Hiçbir işe yaramamış şansölye. Bey Hızır komşularımla ilişkilerimi geliştirme aptalca hareketlerde bulunurken hak iddiasını resmi olarak tanımış. Salak ya. Bey Hızır tam bir mal abi. Bey Hızır'dan kurtulmamız lazım. Bey Hızır işini çözmemiz lazım. Hayvan gibi param var oğlum. Hacı oldum mu lan ben? Hacı olmadım ki ben ya. Gayretli eğitim falan var. Hayvan gibi paramız var da. Hacı olmadık. Bunlar ne durumda kardeş? 10 bin kişi var bunlarda ya. Ben bir dakika ben ordumu para varken abi coşturuyorum. At topçulardan. Bir ekip daha koyuveriyorum. Aha bunlar 8'de olmuş lan. Boşuna koyduk. Vallahi boşuna koyduk. Sastur ekşisi öğrenmiş demek. Kontes vardı o. Kim ki lan bu? Gürcistan'ın vasalıymış. Etkilendim. Selamımı ilet. Herkes bir gün Sas Türkçesi konuşacak. Görüşürüz madenci. Herkes bir gün Sas Türkçesini ana dili gibi bilecek. İncelerken bir yandan da siktir lan benim aygırıma kimse bilemez. Bir av çakmadık mı ya? Bir av çaktım ya. Vallahi çaktım bir avı ya. Bir stresimizi falan da atıverelim. Üstümüzden bir gitsin ya. Kontrol durumlarımız ne? 3 yıl kaldı, 4 yıl kaldı. Tamam, güzel. Bunlarla bizim şeyim ne zaman bitecek? Aha bitmiş. Ben burayı komple almak istiyorum. Yalancı cadı Mutlu bile gelmiş. Atabey Yunus avatın üstünden gösterip alay ediyor. Sultan Mutlu. Bu, aa benim karıma söylüyor lan. Ağzına sıçarım seni. Siktir git lan. Ve benim çılgın ordularım güm 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 vuruyor. Aha. Dur lan kuşatmayı da yapalım. Şuradan 3-5 gold varsa alalım. Aha şimdi halifeliği bitirdik. Ne olacak bakalım? Halifeliği bitirdik. Ne olacak bakalım? Çok merak ediyorum. Şu gold'umuzu alalım. Gold önemli bizim için kardeş.
Kültürde ne durumdayız ya? Alright, 19'umuzu da aldık. Hadi canım, hadi bak işine. Eşarilik iki kutsal bölge yok. Mekke benim değil. Bağdat benim. Medine kimin? Andalusilerin. Kudüs benim değil. Benim bunların elinden almam lazım burayı. Eğer biz din lideri olacaksak topraklara bak oğlum, nasıl geldik Anadolu'ya kadar? Andalusilerle ben ittifakım karşı. Yok değilim. Ama nasıl koyayım? Boğuşmuyoruz tabi lan streste. Valla her şey çok tıkırında şu anda ya. Atabey Başbuga'da bir İbnelik vardı değil mi? Ne vardı? Asabi, Münzevi, çabuk anlayan, lojistikçi, akıncı, stratejist. Olsun iyiydi, hadi yapmış lan. Eyvallah yeğenim, eyvallah. Şunlar ne durumda? Aha, bunlara dalmanın zamanı geldi gibi ya. Yok da oluyorlar sanki. Vallahi karakteri çok iyi götürdük bence ya. Samira Süheyli. Misafir. Efendim, hastalık bulaşıcı, dikkatli olun. Karım Sultan Mutlu beni geri çekiyor ve köylünün hasta vücudu derisinin şekil kızarlığını morluklarla. Hayda. Temkinlice gömek bunu ya. Hem de stresimi azaltam ya. Çok sokarım yani, şimdi hiç uğraşamam ama virüs geldi ya. Virüs dediniz, virüs geldi. Oh, vergiler arttı valla. Allah bereket versin. Oh, bu da öldü. Bunu 38 altın veremem kardeş ya. Kutsal bir metin. Pazarda öyle dolaşırken tüccar bana seslenerek ilgimi çekeceği düşünceye bir şeye sahip olduğunu söylüyor. Tezgaha yaklaştıkça kurumuş bitki ve yabancı tütsülerin kokusunun ağırlaştığını hissediyorum. Aha, sesi çıkarttığını duyuyorum. Eski görünümlü bir kitabı bana uzatıyor. İndirmek için pazarlık başarısız amına koyayım. Bedavaya alırım kardeş. Prestij veriyormuş, güzel. Yeni edindiğim Umay adlı kişinin Orgoron kitabında kütüphane arasında bir kağıt parçasının yere düştüğünü fark ediyorum. Kağıdın üstünde kitaplara bakarak kehanetlerde bulunmaya yönelik çeşitli bilgiler yer alıyor. Yapmam gereken tek şey rastgele bir şekilde kitabı açmak ve açılan sayfadaki ilk köşe. Denemezsem olmaz kardeş. Talimatları takip edip gözlerimi kapatıp rastgele bir kitabı açıyorum. Karşımda şu cümle yer alıyor. Asıl ölüm korkunun kendisidir. Korkak biri hayatı boyunca binlerce kez ölür. Cesur bir adam ise sadece bir kez. Korku asıl yok oluşu beraberinde getiren küçük bir ölümdür. Antikacı bakıversin desek. Okumaya odaklanmış, etkisi alabiliriz. Buradan yürüyelim. Güzel babacığım, çok güzel. Umay o cümleyi bitirdiğinde kavramayı başardım. Kendimi çok daha bilge hissediyorum. Asıl ölüm korkusunun kendisi olabilir. Ben korkularımla yüzleşmeyi başardım. Güzel. Very nice ya. Bildiğin gidiyoruz ya.
Bak dindardan bir tık açalım. Bir tane de demir gibiden açalım. Okey. Sonra idareye dön baba. Mülk odağını aç. Hayvan gibi mülk odağından yürüyeceğim. Biraz daha toprak, daha fazla para. Güzel. Bir tane de mal geldi. O kitabı bir yerimize sokamıyoruz mu? Humay kitabı ona göre. Bak bunu koyalım buraya ya. Aa. Kitabı burada sergileyebiliyorum lan. Prestij veriyor. Oha çok güzelmiş lan şurada böyle kitap sergileyebiliyor musun? Bunu bilmiyordum bebeğim. Tahtımda oturup onun bunun üzerine kafa yorarken bir öfke patlaması yaşandı. Sökmen kükredi. Neyi kastettiğini biliyorum seni üç kağıtçı. Ne cüretle sultan dedi Bey Bahadır için. Onları ayırmak için böyle karşılıklar sana yakışmıyor. Oyunların gözlerimi korkutamaz. Bey Bahadır dikkatsizce seni kendi kulaklarımla duydum. Sökmen ellerini beline götürdü. Efendime karşı denilen bu hakarete kefaret talep ediyorum dedi. Herkes usta ne yapacağımı öğrenmek için bana baktı. Ne olacak şimdi? Sökmen rakibi olacak. Düello yapacak. Yapsın lan. Yapsın da izleyecek. Yanlış anlaşılma olmuş. Bahadır sadık bir vasaldır. Bey Bahadır hiç sadık bir vasal değil ağzına sıçtım. Sökmen onur mu koru? Aferin. Bey Bahadır 150 prestij mi kazandı? Lan oğlum Sökmen seni nasıl dövdü? Lan aptal herif. Dayak yedi ya. Geri zekalı. Sökmen'i dövdüler ya. Abi böyle bir cünüplük olamaz ya. Sürü geçerken ticarete ek önemli bir sığır sürüsü geçti. Gelişmişlik artışı. Güzel sürü çok daha büyük olabilir. 325 gold. Oba, sığır sürüsüne bir çakalım ya. Evet. Bunu alalım. Ne oldu şimdi? 2 yıl kaldı, 23 ay kaldı. Güzel. Bence çok iyi durumdayız ya. Şu şahilerin iyice içinden geçmek istiyorum artık ya. Aha 7300 askeri varken dalmadık mı? Benim müttefikim kim ya? Ulan oğlum sen 6 askerle kimsin ya? Selçuklu Sultanı. Oğlum bunları yok etmişler lan. Babacım biz şunlarla falan müttefik değil miyiz ya? Biz size bir kız alsak versek. Prenses Samur. Evlilik düzenle. Karakterimin Kazıklı Prens Altar. Kazıklı Prens Altar kim lan? Manyağa bak. Zinacı amına koyayım. Bunun kızı birazcık evlilik dışı doğanmış ya. Beşar'la evlendirelim o zaman. Dur bunlar kabul etmedi bir dakika. Şimdi benim evlenebilecek kimlerim var kardeş? Bunu evlendirmişiz. Bunu evlendirmişiz. Bunu da evlendirmişiz. Bunu da evlendirmişiz. Bunu da evlendirmişiz. Alaaddin Tuğrul'a bir tane bulabiliriz. Kardeş ittifak gücü. Alımlı. Seyyide. Kardeş şu ittifakı biz bir alalım yanımıza. Ben giriyorum çünkü şahilere. İttifakı kurduk. Şimdi bu şahi denen gopeklere krallık istilası niye yapamıyorum? Haşmetli değilim. Kontluk fethi desek. Türklük fethi desek. Değil düklüğü. Samarra düklüğü. Aa Samarra'yı alayım ya. Burayı iyi. Ordularım ahanda burada toplansın. Herkes burada toplansın. Birinin başına ben geçem.
Ben de ministerimle şöyle yürüyelim. Dalalım mı şunlara ya? Twitter'daki siyaset çukuruna düşünce çıkamıyorsun ya hacı. Onun çok fena farkındayım yani. Musul alalım ya. Musul iyi. Aha. Karım yatırım fırsatları hakkında birkaç şey bilseniz Turkish Player topraklarının Sultanahmet'in daha becerikli olması. Öğrenimden yürümek istiyorum aslında da. Askeri alayım ya bir tane daha. Vasalım Atabey Altar. Kız torunum Atabey Gülnesin. Sevgilisi Bahman ile. Oğlum bu kim la bu? Hapset la bu köpeği. Oğlum sen kimsin la? Öldürek la bunu. Öldürün la bunu. Ben stresle başa çıkarım. Çok para kaybediyoruz ama bir şekilde telafi etmemiz lazım. Hovdereciğim hoş geldin kardeşim benim. Valla bağımsızlığı aldık. Anasını belledik ortalığın. Anadolu topraklarının kapılarına dayandık. Cinayet girişim planlıyor. Sultan Mutlu var. Oğlum benim karımı öldürmeyin la. Sekiz varmış. 21 varmış. Direkt şuraya. İnan bir süredir Madiha aklında farklı duygular mı besliyor? Oğlum siz kızsınız lan, mal mısınız oğlum? İnatçı olsun mu ya? Kimleri kaybedecek? İffetli. İffetli falan olmasın amına koyayım. Böyle devam. Ben çıkarım stresle başa. 375 altın nedir ya? %95. Tamam vazgeçtim ya. Oğlum bu şefkatli karakter çok gıcıkmış. Acayip gıcık oldum ya şefkatli karaktere. Şunu bir kes bakayım oğlum. Oğlum bunun askeri yok lan malum. Bunların var. Bunlar gelsinler.
27'de şu da var. Alalım abi. Buna niye dalamıyorum ben ya? Ay doğdu. Kim bu? Ulan harbi bilgiymiş. Şaşkın etkisine sahip olacağım. Gel kardeş saraya gel. Dört bir yandan bunu kuşatıyoruz ama bir şey de olmuyor ki kardeşim, ben anlamadım ya. Aha, Ulvan kuşatmasındaki tacı ele geçirdik. Ya he. Oğlum bu Perslerin biz daha neresini alacağız ya? Bunların büyük bir memleketi kaldı mı ki? Bak şu orduları var şurada, keselim onları. İlanı aşk mı? Oğlum teyzeciğim sen ne yapıyorsun ya? Sen kafayı mı yedin ya? Siktir git. Oğlum o ne lan, 7000 kişiyle geliyor buraya. Şuradan devam edelim. Oğlum bu taç geldi de. İnan. Çocukluk ve yetişkinlik arasında bir yerde. Hala genç olduğu için ön yargılı değil. Onu iblis hizmetine girecekse bir an önce harekete geçmeliyim. Bir sır edinecek cadılık. Abi iblisin inalı da cadı yapsak mı lan? Onun gücünü bilmeyi hak ediyor. Yapalım lan. İnal da olsun. 018, 018, misafir görüşü 6, bina işletme, yani bilemedim. Bakarız, olmadı satarız ya. Devam keke. Ya çok pis borca soktu bu savaş bizi ama. Şuradan bir toprak alacağız ya, resmen içimizden geçildi ya. Bu nedir abicim? Çok çabuk beyler. Bunların orduları nerede derken şu aşağıdan 4000 kişi kafayı uzattı varla. Şehzade İsmail. Siktir lan. Bir bok olmaz ondan. Cadılığa giriş.
Güzel. Tamam. Bu ne diyor ya? Sen kimle bana savaş açıyorsun? Bunlar niye savaşa girdi ya? Biz böyle iyiydik. Oğlum ben bu hulvanı almadım mı ya? Süzereni benim ya, tamam. Düktük mü açtık biz oraya ya? Gardıropçum hoş geldin. Bir dakika ya. Bu iş böyle olmaz. Şimdi şu 5000 kişiyi bir bölelim. Bu bir buraya gitsin. Tamam, bunlar birleşsin. Şimdi kime dalıyoruz biz? Tamam, ben buraya gidiyorum kardeş. Madem öyle bir savaş var. Oğlum Kasım birine karşı suikast kuruyormuş. Sultan Mutlu var. Lan Kasım niye öldürüyorsun sen bu karıyı? Manyak mısın? İğrenç it. Verasetten men edeceğim şimdi ya. Salak oğlu salak ya. Hazinem bomboş. Kilerim de ondan iyi değil. Harcamalarımı karşıma farelerimi bile sattım. Yardımcı olabilecek herhangi bir kişi var mı? Defterleri karıştırın. İyilik borcu karşılığında Beytoğlu'ndan yardım etmesini isteyeceğim. Kilise mallarına el koyun 135. 100 dindarlık kaybetsek de bir şey olmaz ya. Hop aldık parayı, devam ki. Şu orduyu göndersek. Aa vallahi bayağı para gitti. Allah'ım salak şansölye öldü de yerine atacak şansölye mi yok ya? Deli rızığım ya. Deli rızığım. Vay bana, vay bana, vay bana, vay bana. Kardeşim bu nasıl bir savaşın içindeyiz biz ya? Biz kiminle nereyle savaşıyoruz? Ben anlamadım ki kardeşim ya. Kumbeyli için Kuvarlı Savaşı. Savunanlar bunlarmış. Tamam, şu savaşı bitireyim. Selamünaleyküm. Evet. Bu savaş bitmek üzere. Hayret bir şey ya. 41 prestijlik savaş mı olur ya? İnancımızı, adamlamışlığımızı kimse zaten yargılayamaz bizim kardeşim. Şurayı da bir alayım Gumbeyliğine. Şu savaş bir bitsin. Sonra diğer savaşa nüfuz edeceğim. Bana karşı kim lan örgütleşme kuruyor? Uval Beyliği. Ha, bir dakika dur. Şimdi kontrol işine bir girelim. Kontrol işine bir girelim. Uval Beyliği şurası mı, amına koyayım ya? Şu Kerbela abi kontrol edelim bir. Kerbela abi kontrol olsun. Kerbela'da bir itlik bir hayvanlık var. Kültürümüzü de yayalım. Nereye yayalım kültürümüzü? Şuradan Kerbela'ya da yayalım kültürümüzü. Olur olur bu işler olur. Altın konusunda yine sıkıntı yaşıyoruz be ya. Uygundur kardeş, bu savaşı aldık işte. Mis gibi tertemiz çiçek. Şimdi burada kimlerle savaştayız? Şuradaki savaşı bir görebilir miyim? Şunlarla savaştayız. Androsilerle savaştayız. Peki. Peki kardeş. Ben direkt bunların başkentine koşuyorum. Yürü baba. Yürü baba.
Yürü lan. 5x yürü. Oraya için değer kardeşim. Atımı kimseye yediremem. İplikten solucan. Bu vardı bizde zaten. Eğlenceli olabilir. Altın yükümlülük geç. Merkezileştirme abi. Şuradan devam. Çok güzel. Şah çabuk yiyorlar. Uygundur, uygundur. Servis et herkese. Okey. Oh be. İki rekat para kazanalım kardeşim. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Vallahi arkadaşlar yani serimizde Sultan Tuğrul'la inanılmaz bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Karakteri kesinlikle ve kesinlikle şefkatli yapmamanız gerekiyor. Onu çözdüm. Onu çok derin bir şekilde anladım. Onunla bir sorun yok. Anadolu'nun kapılarına an itibariyle dayandık zaten oğlum. Artık bir şey kalmadı. Hakkari'nin yanındayız amına koyayım. Giriyoruz içeriye yavaş yavaş. Vallahi Anadolu'nun kapılarına geldik. Bu şahileri komple bitirebilir miyim acaba? Bilmiyorum. Bunların kaç kişilik ordusu var? Gerçi ittifakları da var galiba da. Yo, savaştalar. Şahilere işte bir şunu bir haşmetli yapabilsem prestiji işimiz bitecek. Daha rahat olacak ama bir türlü yapamıyoruz. Gel gör ki. Böyle bir sıkıntı var. Güzel günün tadını çıkaralım. Biraz stresimizi de azaltalım. Stres bizim için önemli. Patlamayalım. Oh güzel. Atabey'den de şöyle bir alalım 55 gold'umuzu. Güzel. Güzel. Yani parasal anlamda da rahatladık. Bebelerim büyüyor. Birazcık daha aslında şey yapabiliriz. Nişanlılar evlensin kardeşim. Mara'yı evlendirdik geçtik. Ya bizim de burada müttefiklerimiz iyi. Müttefiklerimiz iyi. En azından gücümüz de fazla oldu. Parasal konuda da bir sıkıntımız yok. Prestijimiz de güzel artıyor ama haşmetli seviyesini bir tık geçmek istiyorum artık. Ona geçtiğimde çünkü krallık savaşı yapacağım. Krallık savaşı açıp aslında aa bunlar İran olmuş lan. Selçuklu İran olmuş. Vallahi bunların kimsesi de yok ha. Selçuklu İran olduysa Selçuk'u yok edebilirim abi. Selçuklu'yu komple alabilirim bilmiyorum. Şu şairlerin bölünmesine çok uğraştım ama bunlar bir türlü bölünmedi. Yavaşlata yavaşlata azalta azalta buraya kadar geldik. Androsilerle bir savaşa girmiştik. Bunların bayağı bir müttefiği var. Bunlar aşağıyı bayağı toparlamışlar. Aslında şuradan bir Mekke'yi Medine'yi de alsak dini lider olarak kendimi atayacağım. Oğuz kültürünün şu anda şeyi biziz. 7 yıl sonra da şu geliyor aslında. Bu da iyiymiş lan. Vallahi bir kültürel ayrışma da yapabiliriz aslında ya. 2500'e yapılıyormuş. Kısasa kısas. 4000. Şöyle bana uygun var mı kardeş ya? Bozkır hoşgörüsü mesela yapıp 4500 istiyor. Bayağı da prestij istiyormuş ya. Yani güzel. Güzel. Hanedan yine Selçuklu ama İran oldu bunlar. Persliği Mersliği benimsediler. Biliyorsunuz ki biz Turkish player olarak noktayı koyarız. Gideriz. Anam bu ne lan? Yunus'i Munis'i. Atabey Yunus Saimoğlu. Sen burada ne yaptın lan? Düklüğü varmış ha. Yunus'i düklüğü varmış. Tamam. Kafanıza göre takılın kardeşim. Benlik bir sıkıntı yok. Ben belki diyorum imparatorluk mu kursak? Gerçi Şahi İmparatorluğuna çökmemiz lazım onun için. Onu yapamayız ya. Yasa eklesek. Seçimli Sakson ne amına koyayım? Ünvan bağımlılığı yerine görüşü artı 5 hükümdar dışında baron kademesi. Seçimli Sakson. Yok seçimli İskandinav falan. Bunlar bize göre yasalar değil kardeş. Bunlar bize göre yasalar değil. Yani bizim burada bir krallığımız var. Da imparatorluğa nasıl döndürürüz işi bilmiyorum. Ama iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden bu bölümü burada bitirelim bence. Yarın görüşür müyüz bilmiyorum. Ya yarın ya da çarşamba görüşürüz arkadaşlar.
O vakit kendinize iyi bakın. YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız da yorum atmayı unutmasınlar. Like atmayı, abone olmadan izleyen kullanıcılarımız abone olmayı unutmasınlar. Bu hikayeyi burada böyle hem acemiliğimizi atacağız hem de iyice bu oyunu çözeceğiz. Ondan sonra zaten bu Bannerlord'la beraber birleşen moduyla artık o bizim ustalık eserimiz olacak diye düşünüyorum. Bence bayağı da bir yol kat ettik. Kültür önerleri olduk. Küçük bir beylikten başlayıp krallığa geldik. Bağımsızlığımızı ilan ettik. Anadolu'nun kapılarına kadar geldik. İyi gidiyoruz. Daha iyi gideceğiz diye düşünüyorum. Yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Görüşmek üzere diyorum. Bye.